Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Gündem biraz sakin olduğu için birazcık daha beklemek istedim. Pazartesi günü çok fazla bir şey gelmedi. Umuyorum keyifler yerindedir. Önce bir verilerimizle başlayalım. Dolarda ufak bir değer kaybı var. Bu altına yaradı ve kripto tarafına yaradı. Biliyorsunuz cumartesi günü böyle sabah 5-6 gibi Bitcoin'de artık yarılama resmen gerçekleşti. Ve Bitcoin madencileri 3.125 Bitcoin kazanabilecekler artık işlemlerinden. Ve Bitcoin Proof of Work ile çalıştığı için, yani POW dediğimiz şeyle çalıştığı için, bu yarılama Proof of Work ile çalışan, yani işlem yapanların söz sahibi olduğu sistemleri arttıracak. Litecoin gibi örnekleri yayının ilerleyen dakikalarında konuşuruz. Bir ufak duyuru, biliyorsunuz Bestoyanık'la global piyasalar diye bir Telegram grubumuz var. 7600 kişi olduk orada ve bir VIP gruptan bahsediliyor orada. VIP gruba linkle katılmıyorsunuz. Orada biz FB Brokers'la beraber çalışıyoruz ve orada hesap açtığınızda sizi sistem VIP gruba katıyor. Sadece Okan ve Handan Hanım da sizlere yardımcı oluyorlar kayıt sürecinin devam etmesi için. Nelere ihtiyacınız olduğu zaten postlarda mevcut. Ama VIP gruba girmek için bir ücret veya herhangi bir ekstra bir şey yok. Sadece kimliği doğrulanmış, bütün belgeleri tamamlanmış hesap açtığınızda oraya giriş yapılıyor. Aynı zamanda orada hesabınızın olması şuradan önemli. Verilen işlemlere anlık olarak katılabiliyorsunuz. VIP grupta benim kripto işlemlerime de ulaşabiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki ben kripto tarafında Bybit'i de kullanıyorum. Genelde biz hepimiz aynı borsalarda olursak o zaman o borsalarda verdiğim işlemler daha gerçekçi olur. Çünkü her borsanın kendi içinde bir tahtası var. Bunları lütfen yazın. Kendi içinde bir tahtası var. Bu tahtada alıcılar ve satıcılar bir araya geliyorlar. Ve ben mesela bazı zamanlarda Bybit'in emirleriyle Binance kullanıyorsunuz mesela. Çok fazla gelen sorulardan biri. Binance'in işlemlerinin rakamları tutmuyor. O nedenle benimle aynı işlemleri, benimle aynı coinleri tutmak gibi bir isteğiniz varsa Bybit üzerinden hesap açmanız ve oraya para yüklemeniz daha mantıklı. Çünkü o zaman ben şuradan döndü dediğimde aynı borsada olduğumuz için siz de o emirleri yakalayabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer Türk borsasıyla çalışmak istiyorsanız da Bitlo'da yine benim portföyümü görebiliyorsunuz. Social Trading diye hesabınıza girdiğinizde yukarıda 3 tane nokta var. Oraya bastığınızda Social Trading'den ben elimde ne tutuyorum, ne zaman bozuyorum hepsini görebilirsiniz. Bildirimlerinizi açtığınızda da takip ettiğiniz Bestoyanık kişisi şunu bozuyor veya şunu alıyor diye notifikasyon bildirimde alabilirsiniz. Şu anda piyasada bir yavaşlık var. Bitcoin'in yarılanmasından sonra 73.000'de ve 52.000'de likitte var. Yani para var. Blok zincir dediğimiz şey şeffaf bir emir defteri gibi düşünebilirsiniz. Bunun gelenekselle kripto arasındaki farkını da en rahat şöyle açıklarım. Dolar alıyoruz, dolar satıyoruz, dolarda artış bekliyoruz. Dolar yavaş. Biliyorsunuz ki 3 tane döviz aktörü var. Birincisi bankalar, ikincisi bizim gibi küçük yatırımcılar alıyorlar, satıyorlar bankalar üzerinden. Bir de OTC dediğimiz over the counter işlem yapanlar var. Yani bizim bankacılık sistemimize o paralar giriyor ama büyük havuza girmiyorlar. Onların özel bir VIP havuzu var gibi düşünün. Küçük tüketiciler bu paralara ulaşamıyorlar. Büyükler kendi aralarında kimi zaman daha iyi kurdan, kimi zaman daha iyi faizlerle bir şeyleri bozabiliyorlar. O nedenle bakarsanız kendi bankanızda mesela mevduat faizi açacağınızda da meblağlarınıza göre faiz oranları yükseliyor veya alçalıyor ya, aynı şey bu OTC dediğimiz yerde de aynı. Büyük balinaların yaptığı işlemlerde bankalar o para onlardan çıkmasın diye daha iyi faizler, daha iyi kurlarla bozdurma, alma, boşaltma imkanını da yakalıyorlar. O nedenle şimdi bu dövizde baktığımızda bankaların hesap cüzdanlarını biz göremiyoruz. Nereden aldılar, rezervi mi topladılar, aktifleri mi var? Aktif dolaşımdaki paraya verilen isim. Pasif de Merkez Bankası'ndan aldıkları olarak geçer ticari bankaların. Onları göremezsiniz. Ancak bir bankanın yöneticisi olmanız lazım. Aynı şekilde emir koyanlar, birilerinin parasını yöneten aracı kurumlar, komisyoncular vesaire, onların koyduklarını da göremezsiniz. Biz sadece kendi işlemlerimizi görebiliyoruz. Çünkü döviz piyasası şeffaf bir
bir piyasa değil. Manipülasyona son derece açık. Blok zincire gittiğimizde blok zincir çok şeffaf. O nedenle nerede emirler var, nerede vadeli işlemlerde çok fazla insan Bitcoin'in artmasını bekliyor. Nereye aşarsa düşmesini bekliyor. Nerede düşer, nerede alır. Bu emirleri şeffaf bir şekilde gördüğünüz için vadeli taraflarda çok daha rahat sizin emirlerinizin nerede toplandığını bulabiliyorlar. O zaman da borsalar ne yapıyor? Mesela diyelim ki bir örnek, 52 bin dolara çok fazla vadeli işlem var. Ve orada diyorlar ki eğer ben 52 bin dolara gelene kadar short açıyorum. Short eşittir düşeceğini bekliyorum. Blok zincirdeki büyük balinalar giriyorlar, bakıyorlar. Ha diyorlar, 52 bin dolar da bunların pozisyonları var. O zaman ne yapıyor? 51.999 dolar veya 51.998 dolara indiriyor ki oradaki bütün işlemler sıfırlansın ve o para piyasaya tekrar katılsın. Ekonomi bir zincirler deryası ve bir masadan bahsedin. Eğer ki şimdi bir kara para veya illegal para girmiyorsa, net hata noksan yoksa ki kriptoda genelde kara para giriyor işin içerisine bazı ülkelerde özellikle. O zaman ne olması? Birinin gerçekten kaybetmesi, birinin gerçekten kazanması gerekiyor. Eğer kimse kazanmıyor, kimse kaybetmiyor ama total olarak market büyüklüğü artıyorsa o zaman orada bir kara para var. O nedenle eninde sonunda vadeli işlemlerde kaldıraç, vadeli işlemlerde birilerinin kaybetmesi lazım. Sistemler böyle işliyor. O nedenle burada vadeli işlemler tarafı şu anda böyle stabil, sıkıcı olan yerlerde insanların kumar algısını arttırdı. Çünkü kripto heyecanlı bir piyasa, 7/24 çalışan bir piyasa ve insanlar bir kere bu güzel böyle 15 dakikadaki yeşil mumlar, 15 dakikadaki kıpkırmızı mumlara alışınca bunun isteğini duyuyorlar. İyi bir yatırımcı her zaman işlem açan yatırımcı değil. Bazen soruyorsunuz, Beste Hanım bu kadar hareket var, niye işlem açmıyorsunuz diye. İşlemsiz kalabilmek de önemli. Yani işlemsiz durmak bir sabır göstergesi. İşlemsiz bekleyip piyasayı çürütmeye çalışırlarken paranızdan olmamak da bir başarı aslında. Yani iyi bir trader, iyi bir yatırımcı sürekli al sat yapan değil, sürekli alıp bekleyen, uyuyan değil ama doğru yerlerde doğru işlemleri açarak adım atan. O nedenle biz bu Telegram kanalında size bunun için fayda sağlamaya çalışıyoruz. Az işlem var diye lütfen şaşırmayın. Kimi zaman o az işlemlere gerçekten ihtiyacımız var. Şimdi verilere baktığımızda dolar endeksi 106.300'lere kadar çıkmıştı. Fed üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ve Fed üyeleri diyorlar ki enflasyon ve tüketici hane halkının harcamaları istediğimiz kadar durmadığından biz birazcık daha faizleri yüksek tutabiliriz. Faizleri sabit tutmaktan bahsediyorlar. Ama piyasa sürekli bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı olacak mı olmayacak mı heyecanını sevdiği için sürekli bunlar konuşuluyor. Büyük ihtimalle Temmuz ve Eylül ayından önce bir indirim beklemiyoruz. O nedenle burası biraz böyle stabil devam edebilir. Bu hafta bilanço haftası, Tesla'nın, Microsoft'un vesairenin bilançoları teknoloji hisselerini elinde tutanlar için çok önemli. Ama peki ben Amerikan hisselerinde neler almalıyım derseniz ben teknoloji hisselerinden şaşmamanızı düşünüyorum. Meta gibi, Google gibi, Amazon gibi, Apple gibi bunların hepsi yine çok revaçta olacak. Çünkü seçimler geçtikten sonra çok farklı şeyler başlayacak. Biden hükümetinden Cumhuriyetçi hükümete geçmesi bekleniyor. Cumhuriyetçi hükümet dağları arttıracak, yani ticaret dağlarını arttıracağı için birazcık daha sıkışık bir sermaye ile karşılaşabilir. Ve diyorum aslan, yani yemek aslanın midesinde, bize kolay kolay bir şeyleri yedirmezler. Ama dolar endeksinin biraz etkisini kaybediyor olması altında yeni bir rekor denemesini beraberinde getirebilir. Ama dediğim gibi jeopolitik riskler de gerilediği için biraz savaş tantanası, İran-İsrail gerilimi bittiği için ve aslında bana göre kripto tarafında vadeleri patlatmak ve para girişini desteklemek için olduğundan şu anda para tekrar altından, jeopolitik risklerin olduğu altından birazcık daha riskli varlıkları kriptolara gidebilir. Borsalarla başlayalım. Şimdi Amerikan borsalarında düzeltmeler var ama S&P 500 iyi seviyede, yani altın tarafından borsa tarafına paranın kaydığı ve şimdi hisselerin artık pozitife döndüğü bir dönemi görüyoruz. Yani ekonomi iyi durumda. İnsanlar paralarını dolarda tutmak yerine dolaşıma sokuyorlar anlamına gelir. Amerika'da şöyle bir oyun var. Şimdi bir Brent tipi petrol var, bir de Amerika'nın US oil var. US oil uzunca bir süredir Brent tipi petrole oranla daha değersiz seyrediyordu. Uzunca bir aradan sonra Brent tipi petrol 87 dolarda, Brent tipi petrolü Orta Doğu ülkeleri fonluyor. Suudi Arabistan gibi, İran
gibi, Irak gibi, BRICS ülkeleri gibi Amerikan petrolünü tamamen Amerika fonluyor. İlk defa aralarındaki fiyat farkı 5 dolara kadar düştü. Bu da demek olur ki emtialardan para çıkışı, o heyecanlı ticaret olmadığı için başka yerlere kayacak. Nitekim bunu doğrulayan bazı şeyler var. Teknoloji hisseleri tarafında da bilançolar geleceği için Nasdaq ve Dow Jones'u, özellikle Nasdaq'ı takip etmek biraz daha mantıklı. Ben Nasdaq'ta 18.100'lü seviyelere sert bir hareket bekleyebilirim. Diğer taraftan bugün baktığımız zaman dolar TL'de yine artış devam ediyor. Mehmet Şimşek tarafından ve siyasiler tarafından, Mehmet Şimşek şöyle bir açıklamada bulundu. Yerel halk diye Türk halkını biraz böyle farklı bir şekilde konumlandırdı ve bundan da büyük bir tepki aldı. Mehmet Şimşek tek başına çarpıştığı için, ona destek olacak bir Merkez Bankası Başkanı, bir yardımcı olmadığı için şu anda Mehmet Şimşek otobüsün altına itiliyor. Bakalım onun görev süresi nerede bitecek. Total 1, Total 2 ve Total 3 kripto tarafına paramız akıyor dedik. Gram altında 2430'lara kadar çıktık. Hem dolardaki artış hem de altının olsun yüksek durmasından dolayı. Yıl sonuna göre lütfen altın alımlarınızı yapın. Her geri çekilmede altın alabilirsiniz. Her geri çekilmede gümüş alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Altın yılın sonunda ortalama 3350 gibi bir yerlere gelecek. O nedenle 1 aylık 2 aylık bakmak yerine altını biraz daha uzun vadeli ve büyük bir yatırım olduğunu unutmadan hareket etmelisiniz. Şimdi 3. Dünya Savaşı, evet, Orta Doğu'yu Amerika güzelce karıştırıyor ama Trump tarafı geldiğinde bu yumruklu savaşlı, dronlu savaşın yerine bir de ticari savaşları gelecek. O zaman birazcık daha farklı bir senaryo göreceğiz. Altın her zaman altındır. Diğer taraftan Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman güzel bir süreçteyiz. Bitcoin'in dominansı 56'lara kadar çıktı. Şu anda 54'te. Ethereum'un dominansının 16.53'e çıkması ve %2 artması paranın birazcık daha altcoin'lere inmek istediğini gösteriyor. Ben portföyümde bir değişikliğe gitmedim. Arbitrum'larımın bir kısmını sattım. Onu Doge'a çevirdim. Doge ilginç bir aralıkta, biraz sıkıcı bir aralıkta 14.90 ile 16.70'li aralara sıkışmış gibi gözüküyor. Bu birazcık daha böyle. İlginizi kaybetmeyin. Biliyorum çok sıkıcı. Aşağı inin, aşağı lütfen emirleri koymaya devam edin. Büyük ihtimalle büyük bir dip yapılabilir ama satmak için değil, aşağıdan mal toplamak için. Ethereum dominansının artıyor olması dediğim gibi altcoin'leri hareketlendirecek. Total 3 dediğimiz yerde, yani Ethereum'un ve Bitcoin'in çıktığı Total 3'te 680 milyar dolardayız. Orada birazcık günlük olarak hacimler az, daha çok Ethereum üzerinden piyasa fonlanıyor. Ethereum ve Bitcoin'in kendilerine yer aramalarını bekliyoruz. Bitcoin halvingden sonraki 1 sene, 1,5 sene boğadır. Ama ETF'ler, spot ETF'ler geldiği için o birazcık daha geri alınmış gibi, boğa yarılandı diyebiliriz. O nedenle ortalama 1 sene daha çok güzel fiyatlar göreceğiz. Malınızın üzerinde oturmak daha mantıklı. Ama adının sanını bilmediğiniz değil, birazcık daha arkası dolu olan ve yeni bir hizmet edecek olanlara bakmanız önemli. Şu anda borsalarda isimsiz cisimsiz, tamamen rug pull dediğimiz, yani bir şey listeliyorlar, çok iyi olacak deniliyor, giriliyor ve büyük ihtimalle %60-70 değerini kaybediyor. Buna rug pull diyoruz ve bunu borsalar çok fazla yapmaya başladılar. Çünkü borsalardaki paralar artık yavaş yavaş cüzdanlara çekilmeye başladı. Borsalar hacim yapmaktan geri kaldılar. O nedenle size shit coin'ler fonluyorlar. Lütfen çok dikkatli olun. Shitcoin demişken dolandırıcılar kol geziyorlar. Dolandırıcı tarafında benim adıma sizden para isteyenler, arkadaşlar ben size yardımcı olayım diyenler var. Benim adımı ve resmimi kullanan çok fazla hesap var. Ben sizden bir şey talep etmeyeceğim için, eğer birisi benim resmimle veya ismimle sizden talep ediyorsa, ki bu daha çok TikTok üzerinden oluyor, lütfen hiç itibar etmeyin. Ethereum Bitcoin paritesini takip etmenizi öneririm. Orası arttığı için Ethereum'a para giriyor, doğruluyor. Doge Bitcoin paritesine baktığımızda gerileme var. Bu da Doge'un bir miktar satışa maruz kalabileceğini gösteriyor. Ben elimde en fazla Doge tuttuğum için o da benim takibimde. Diğer taraftan şişe camla ilgili bir not düzeltmesi var. Şişe camı çok fazla elinde tutanlar var ve Koç Holding'inde çok ciddi alım satım yaptığına dair şişe camla ilgili iddialar piyasada geziyor. Şişe cam iyi bir şirket ama çok fazla bekletti. Genelde çürüdükten sonrasında büyük sert hareketler yapıyor.
yapıyorlar. Çok büyük halka arzlar geliyor. Birinci ve ikinci çeyrekteki halka arzlar güzeldir. Üçüncü, dördüncü çeyrekteki halka arzlar uyduruktur. Daha çok para almak için halka arzlarda şirketler büyük meblağlar toplayıp realize ediyorlar karlarını. O nedenle batık olmaması, bilançolarında pozitif olması, taşınmazlarının yani malının mülkünün olması, şirketin altyapısının olması önemli. Borsa şirketlerine tekrar bakarken, şimdi borsamıza baktığımızda bir 10 bin denemesine doğru gittiğini görüyoruz. Enflasyonun etkileri yavaş yavaş geliyor. Türkiye'de enflasyon düşmeyecek. Türkiye'de hesaplamalara göre enflasyonun yıl sonuna kadar %78'e rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Enflasyonu düşürecek Türkiye tarafında herhangi bir şey yok. Mehmet Şimşek yurt dışından parayı getiremedi. Yabancılar çok destekli. Yabancılar şurada burada dedikleri şeyler genel olarak yalan çıkıyor. Mehmet Şimşek tek tabanca olduğu için arada bir konuşmalarında hata yapabiliyor. Biz benzer bir hatalar deryasını Mehmet Şimşek'le Murat Kurum bir araya koymak için söylemiyorum ama çok tek tabanca kaldığınızda hatalı adımlar atabiliyorsunuz. O nedenle bizim borsamızda tekrar bir 110 bin, özellikle 100 binden aşkın 10 bin denemesi gerçekleşecek. Şimdi 9.645'lerde seyrediyor ama bu haftaki Merkez Bankası kararı sonrasında bir 10 bin denemesinin geleceğini düşünüyorum. Merkez Bankası toplantısında faizlerin sabit kalması bekleniyor ama tüketici faizleri, ihtiyaç faizleri falan bunlar rekor seviyelerde. Mevduat faizlerinde %56'lar falan görülüyor ama eğer ki illa faize geçecekseniz dolardan dönmeniz bankaların size daha iyi faiz vermesini sağlayacak. Kredi kartlarınızla ilgili ufak bir şey, sadece Mart ayında 1.2 trilyon liralık gene ödeme yapmışız. Duramıyoruz kesinlikle. Ve şunun da altını çizeyim. Şimdi kafe ve restoranlara bir boykottan bahsettik geçtiğimiz cumartesi pazar. Bugün yine 23 Nisan olduğu için her yer tıklım tıklımdı. Ama bu şahane bir algı. Yani o kadar güzel bir algı yapıldı ki sanki kafeler, restoranlar çok fahiş fiyatlar koyuyormuş gibi oldu ama gıdada, hizmet enflasyonunda, kirada hükümet sessiz olduğu için ve 3 maymunu oynadığı için biz bu seviyelere geldik. O nedenle biraz nihai tarafta maruz kaldığınız esnafı hırpalamanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Gıda enflasyonunda rekor seviyelerin tespit edilmesi bekleniyor. Endonezya'daki gıda enflasyonundan bile biz kötü durum dayız. Şimdi biliyorsunuz bir de karbon konusu var. Bunu da lütfen yazalım. O yüzden yeşil enerji, yeşil teknoloji, yeni yatırımlar. Bu sadece rüzgar, güneş, elektrikli araba kullanım vesaire değil. Bunun katman katman çok farklı yerleri var. Belki sizler için güzel bir bilgilendirme videoları da yapma ihtimalim var. Bakacağız ama elektrikli araçların Avrupa'da satışlarının artması bekleniyor. Almanya çok ciddi elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Elektrikli araç dediğimiz sadece karbon emisyonu veya çevre kirliliği değil. Bunun arkasında bataryası var, çipi var, aksamı var vesaire vesaire. Çok büyük yatırımlar var içeride. Ama batarya kirliliği, yani şöyle, siz bir elektrikli araba aldığınız zaman o bataryayı değiştirtemiyorsunuz. Çok büyük masraflara mal oluyor. Kimi zaman astarı yüzünden pahalıya geliyor. O nedenle bu elektrikli araçlar çöpe çıkıyor. Menzil sıkıntısı var. Elektrikli otomobillerle şehir dışına çıkamıyorsunuz. O nedenle orada bir fonlanma sıkıntısı da var. Türkiye'de o nedenle araç ithalat ihracatı tarafında çok ciddi kotalar gelebilir. Diğer taraftan biliyorsunuz bu madencilikteki karbon emisyonu da işin içerisine giriyor. Biz Erzincan'da yaşanan maden faciasını unutmadık. Türkiye'de genel olarak 2 yılda bir maden faciası yaşanıyor ve madenler de kimyasal yollarla madenlerini arıtıyorlar veya bir şey yapıyor. O nedenle hava kirliliği gibi, çevre kirliliği gibi, zehir gibi, işte sulara karıştırılanlar gibi, yeraltı sularından karışma gibi şeyler var. O nedenle bundan sonrasında Türkiye'yi Avrupa tarafının özellikle bu karbon vergisi sonrası çöplük olarak kullanmaması için çok büyük adımlar atmalıyız ve fonları biraz daha iyi araştırmalıyız. Kredi kartlarıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Kredi kartı borcunuzun kesim tarihiyle bir son ödeme tarihi var. Lütfen gecelik para piyasası fonları var. Onlar mevduat faizlerinden çok daha iyi kazandırıyorlar. Lütfen oralara bakın. Diğer taraftan gayrimenkul yatırım ortaklıklarını takip etmenizi öneriyorum. Çünkü gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bir sıçrama bekleyen taraftayım. Türkiye gayrimenkul inşa etmekten, ev, konutunuz olsun, kafanızın üstünde bir çatınız olsun, her şeyin kötü olsa bile kuru ekmek soğan yersin romantizminden kurtulabilecek bir ülke değil. Biz göçmen bir ülkeyiz. O nedenle siz bir birey olarak ağır sanayi şirketi kuramayacağınıza göre, efendim ya da bir savunma sanayi gibi milyarlarca lira kuramayacağımıza göre biz sıradan vatandaşlar, o zaman ne yapmamız lazım? Yatırım yaptığımız fonlara da bakmalıyız.
Fon dünyası geri geliyor. 2 senedir fon şirketlerinin parası olanlar kaybettiler. O nedenle şu anda bankaların para piyasa fonları biraz daha mantıklı. Lütfen arayın, açın ve araştırın. Altının onsu 2320 dolara kadar geri çekildi. Alım için iyi fırsatlar. Dolar sıçramadan ve altın 2700 dolara çıkmadan evvel toplamak için iyi seviyeler. Ama altını yıl sonuna göre fiyatladığınızı lütfen unutmayın. Gümüşü yıl sonuna kadar bekleyecek şekilde gireceksiniz. Ha benim ödemem var mesela ben karışmam diyorsanız banka fonları biraz daha iyi. Kripto tarafında 52 bin dolar denendikten sonrasında ben yılın sonuna kadar 100-110 bin dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum. ATH'ın şu anki fiyatın en maksimum 3 misli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü öncekilere baktığınızda yarılama sonrası ilk başta 10x yapmış. 3 sene boyunca 10x yapmış. Ondan sonrasında 3 yarılamada 10x yapmış. En son yarılamada 5x yapmış. Ve şu anda da maksimum 3x yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü piyasada artık herkes uyandı. Herkes işin içerisine giriyor. En son bir doktorun Allah korusun intihar haberleri geliyor. Lütfen 10 milyon liranız var diyelim. 1 milyonuyla girin. 100 bin liranız mı var? 10 bin lirasıyla girin. 5 bin liranız mı var? 500 lirasıyla girin. Önce sistemlerle tanışın. Önce sistemlere aşina olun. Ondan sonrasında bir şeyler yapın. Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası toplantısından sonra enflasyonun yansımaları, 1-2 puanlık yansımaları daha fazla göreceğiz. Aylar son derece süratli hareket ediyor. O nedenle tekrar bir enflasyon dönemine doğru gidiyoruz. Bu hafta büyüme, Amerika'nın büyüme rakamları var. Amerika beklentilerin altında %2-%1,9 büyürse o zaman biraz böyle durulduğu ve tüketim çılgınlığı yaşanmayacağını gösteriyor. Ama Temmuz ayından itibaren bir seçim rallisine doğru gidildiği için çok farklı ekonomik pariteleri gördüğümüz bir döneme doğru gidiyoruz. Bunların hepsi size beraber olacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında da beraber olacağız. Dediğim gibi ben hep buradayım çok şükür. Cırcırcırcır ötmeyi seviyorum. Size bilgi vermeyi seviyorum. Yepyeni yayınlarda görüşünce de kendinize dikkat edin. Panik yok. Bir şeyler durulduktan sonrasında ralliye çıkar. Lütfen unutmayın. Eğer çok sert mumlar yapsa bu altın için, gümüş için, borsa için geçerli. Belli bir yerde sabitlenmeden artış olmaz. Direnç destek noktalarına bakın. Hareketli ortalamaları lütfen bakın. Hareketli ortalamaları TradingView gibi, Investing gibi yerlerden bakabiliyorsunuz. Hareketli ortalama EMA, Edirne, Manisa, Adana ve Manisa, Adana olarak lütfen biraz araştırın. Genelde yatırımların yukarıya çıkabilmesi için o çizgilerin, o indikatörlerin üstüne binmesi ve onun taşıması lazım. En basit grafik okumayı böyle görebilirsiniz. 4 saatlik ve 1 günlük bakmaya lütfen dikkat edin. Eğer ki ufak günlük trade yapıyorsanız ki bence bu seviyelerde hiçbir cacık olmaz. Boş yere enerjinizden, uykunuzdan, yatırımlarınızdan olmuş olursunuz. Çünkü borsaların her türlü şeyin komisyon aldığını lütfen unutmayın. O nedenle bu dönemde bir sıkışıklık, seçimleri geride bıraktık. Ekonomi kötü durumda. Bir atak gelme ihtimali var. Bu ataklara karşı dikkatli olun. Bize ekonomik ninni dinletiyorlar. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu diye. Bundan hiçbirisine itibar etmeyin. Her zaman burada finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için önemli adımlar atacağız. Piyasa değeri ve defter değeri bir şirkete bakarken buna bakın. Piyasa değeri ve defter değeri şöyle düşünün. Bir cips aldınız, dışarıdan inanılmaz alengirli, şahane, muhteşem görünüyor. Ama içini bir açıyorsunuz. Belki paket bu kadar, içindeki ürün bu kadar. Piyasa ile defter değerini en net böyle anlayabilirsiniz. Pahalı borsa gündemden böyle borsa gündem sitesine girin ve kenarda işte fiyat kazanç oranı düşük olanlar, ucuz olanlar, piyasa değeri yüksek olanlar, defter değeri düşük olanlar gibi şeyler var. O nedenle bu oradaki listeye de bir bakın. Fon üzerinden TEFAS öneriliyor ama TEFAS'ta yüzlerce fon var. O nedenle çok fazla oraya girmeyin. Daha çok bankacınızı arayabilirsiniz veya para piyasası fonlarını kendiniz araştırabilirsiniz. Fon alacaksanız 7 risk paritesi 7'ye kadar çıkar biliyorsunuz. Lütfen 2 tane 6'ya 7'ye 6 yani riskli 3 tane de risksiz olanını alın. Ama toplamda 7'ye tamamlamış. Yani 2 tane riskli fonunuz olsun. 3 tane daha sabit getiri getiren fonunuz olsun. Biraz altınız, gümüşünüz olsun. Veya bir miktar dolar, euro ekleyebilirsiniz. Ama bütün paranız borsada olmasın. Bütün paranız fonlarda olmasın. Bütün paranız kriptoda olmasın.
olmasın. Böyle bir genel uyarıyla bu yayınımızı bitirelim. Öğrenmek istediğiniz şeyler Telegram'daki kanalda yaptığım yayınlarda birazcık daha fazla grafik inceliyorum. Burada çünkü önümde grafik açamıyorum. Ama genel olarak oradan da duymak istediklerinizi yorumların altına yazarsanız çok daha iyi olur. Sıkıcı 2-3 gündeyiz. Çok fazla takip edecek herhangi bir şey yok. Genelde vurgunlar bu gibi dönemlerde olur. İnsanlar bezdikten sonra bir anda ralli olur. O nedenle böyle sevincimizi kaybetmeden, ilgimizi kaybetmeden birazcık daha her gün açıp balık gibi debelenmeze gerek yok. Püh Allah hepsi aynı yerde demenize gerek yok. Ben de aynısını yapıyorum. Onun için kapatıyorum. Dizi izleyin, yürüyüş yapın, emirlerinizi koyun ve bekleyin. Gerçekten bu piyasada beklemek, bu piyasada ani illa işleme girmeliyim deyip kendinizi yırtmak yerine aynı yerde durmak daha iyi. Ve lütfen herhangi şunu unutmayın. İnsanlar kazançlarını değil, insanlar kazandıklarını anlatırlar, kaybettikleri anlatmazlar. Bugün piyasada 10 kişi giriyorsa 9'u kaybediyor. Lütfen anlatılan astronomik karlara vesairelere inanmayın. İnanıyorsanız da o insanın bunun altyapısını doldurabileceğine inanın. Basit para diye bir dönem yok. Basit para kimse kazanmıyor. Haydan gelen huya gidiyor. Eğer parayı kazanmak için çok aceleci olursanız o zaman bu kumara girer. O nedenle iddia oynayın o zaman. Ama paranızı çer çöp etmeyin. Türkiye'de birazcık beklentilerimizi kontrol etmemiz ve acele konusunda bir frene basmamız lazım. Frene bastığınız, güzel kazandığınız, şahane günler olsun. Perşembe günü yine yayındayız. Bakalım Merkez Bankası tarafından ne çıkacak. Ama ben enflasyonun düşmeyeceğini, hiçbir şekilde ellerinde bir şey olmadığını ve Kanal İstanbul iptal olmadığı için Kanal İstanbul Ulaştırma Bakanlığı tarafından veya bakanlık üzerinden gol yeme ihtimali olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. O nedenle çok dikkatli ve bugün Dünya Bankası'ndan gelen paranın proje bazlı geldiğini lütfen unutmayın. Bazı şeylerin unutturulmasına, bazı şeylerin yok gibi sayılmasına, yalancı gündemlerle bir şeyleri sizi kandırmalarına izin vermeyin. Aynı zamanda insanların ne kadar kibirli olduğunu bir çikolata markasının tüketicisine verdiği mesaj. Şimdi burada adını vermeyeyim, bir legal süreç devam ediyor. Küflü çıktı diye çikolata, orada CEO'nun ne kadar kötü bir mesaj attığını, cevap verdiğini gördük ve biraz böyle arkasına güvendi ve arkasındaki aslanlar onu anında sattı. Aynı şey hepimiz için geçerli. Paranızı kaybettiğinizde kimse size yardımcı olmayacak. Finansal dünyada yalnızsınız. Biz yalnız geldik, yalnız gideceğiz zaten. O nedenle önce kendi bilginize ve sonra kendi yapabileceklerinize güvenerek bir şeyler yapmalısınız. Lütfen dikkat edin. Aç kaldığınızda kimse size yardımcı olmayacak. Aç kalacağınız masada aç olduğunuzu belli etmeyeceksiniz. Ve bir şey kaybettiğinizde oyunun dışında kalacağınızı bildiğiniz için hemen her şeye saldırmayın. Araştırın, bakın, bilmediğiniz şeylerin üzerine gidin. Biz bu konuda Telegram kanalımda sizlere olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlla işlemlere girin demiyoruz ama en azından bir bilginizi doldurun diyerek kapatayım. Bütün gerekli olan linkleri bu yayının altında görebilirsiniz. Kendinize dikkat edin.